Evet, durum böyle. Biz de Necdet Saraç'la birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Gördüğünüz gibi aslında yani bir şekilde bu vurgundan söz ediyor olması ilginç. Çünkü 18 liradan küt diye bir anda 12'yi hatta 13'e seviyelerine düştü. Evet. O ara, o süreç içerisinde kimler acaba dövizlerini bozdurdular, kimler yatırım yaptılar? Bunu ortaya çıkarılması lazım. Belki ne diyorsunuz? Çıkar mı diye ben de hemen ters bir soru sorayım. Yani normal olarak tabii Türkiye şeffaf bir ülke olsa, işler şeffaf yürüse, gerçekten demokratik bir takım müeyyideler yürüyor olsa, genel kabul görmüş kurallar yürüyor olsa normal açıklama yapar. Ama operasyon bile akşamın geç saatlerinde başladığı için bir hazırlığın olduğu belli yani. Hı hı. Şimdi tesadüfen yalnızca Erdoğan'ın anlık açıklamasıyla dolarda ya da döviz kurunda bu kadar hızlı bir düşüş düşünülebilir mi? Yani bir hazırlığın yapıldığı belli. Yani o anlamıyla Türkiye ilginç bir ülke ya. Aslında hepimizin tahmin ettiği, hepimizin bilebileceği işler sır gibi konuşuluyor. Yani şimdi böylesine bir işte tıpkı döviz kurunu yükseltirken kazandıkları gibi düşürürken de gerçekten ciddi sayıda insanın paradan para kazandığı, zenginleştiği belli. Bu operasyonun arka planında bence önemli şeylerden bir tanesi de sermayede bir el değişikliği de gündeme gelmiş olabilir. Sermaye giderek daha da darlaşıyor zaten. Yani Türkiye'de ki mevcut tartışmalara baktığımızda Türkiye uzunca bir süredir aslında AKP döneminde zenginleşenler tarafından yönetiliyor. Yani böyle bir gerçeklik var ve bu zenginleşmede de bunlar iktidara doğrudan yakın, birebir isimler. Yani TÜSİAD, MÜSİAD tartışmalarına da belki bu gözle bakmak lazım. Böyle baktığımızda da Sayın Kılıçdaroğlu'nun söyledi de doğru. Bunu hemen hemen bütün muhalefet parti liderleri söyledi. Ekonomistlerin tamamı benzer bir şey dile getirdi. Bu soru önemli bir soru. Bu soruya kim cevap vermesi gerekiyor? Siz programa girerken gözlerinin içi gülen Hazine ve Maliye Bakanı'nın mesela bugün kameraların karşısına çıkıp şöyle demesi lazım. Türkiye demokratik bir ülke olsa, Türkiye'de işler hukuka göre işliyor olsa, evet, Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasından sonra Türkiye'deki bu döviz alıp satanların isimleri şunun, ya da şu kadar kişi ya da kurum şöyle bir işlem yapmıştır diye açıklaması gerekir. Bunu açıklasa mesela bu tartışmalarda devre dışı kalır. Açıklayabilir mi? Cevap çok net, açıklayamazlar. Bugüne kadar yaptıkları, bundan sonra yapacaklarının da aslında göstergesi. Çünkü Türkiye'de mevcut sistem tümüyle gizlilik üzerine, şeffaflık tümüyle yok. Tabii yani gizli kapılar arkasında birkaç kişinin, yani bir kurumsal yapının aldığı kararlar da yok. Külliye. Birkaç kişinin, yani külliyede birkaç kişinin aldığı Erdoğan'ın talimatlarıyla yürüyen bir sisteme dönüşmüş durumda. Evet. Bu tabii bu arada arka kapıdan satışlardan söz ediliyor. Mesela evet. Uğur Gürses'in bugünkü T24'teki yazısında var. İlginç. Merkez Bankası'nın hesaplarından hükümetin bir anlamda bir hamle yaptığı ortaya çıktı. Döviz satmaya başladığı bir kere anlaşıldı en başta. Üstelik bu satış tıpkı Albayrak döneminde olduğu gibi hani arka kapıdan yapıldı. Yani doğrudan değil de kamu bankaları aracılığıyla yapılan satış olduğu ortaya çıktı ki bu tabii sadece 2 günde yapılan satışın 7 milyar dolar olduğu ve son bir haftadan beri yapılan hani müdahalelerle yapılanlarla birlikte de toplam 21 milyar dolar şeklinde bir satış yapmış oldu. Bu tabii şu anda hani 12-13 seviyelerine indirdi ama bu böyle kalacak mı? Bu arka kapı satışı da ilginç değil mi? Ya yani ama işte bu yüzden zaten sistemin kendisine tümüne itiraz etmek lazım. Yani sistem böyle yürüyor. Türkiye bir oligarşik yapı yarattı. Yani Erdoğan hükümeti, Erdoğan iktidarı 2002'den bu yana, aslında 2002 bile bence geç. İstanbul ve Ankara'yı düşündüğümüzde 1994'ten bu yana Türkiye'de yeni bir oligarşik yapı yarattılar. Ve bu oligarşik yapı aslında kendi içinde top çeviriyor. Yani ve yani Türkiye açısından tabii çok talihsiz bir durum. Kendilerini her şeyin sahibi olarak görüyorlar. Her şeyi belirleyen, her şeye karar veren ve istedikleri gibi hareket eden olarak görüyorlar. O yüzden de kurumlar işlevsizleşti. Mesela bugün bakanlıkların bir anlamı var mı? Yani bugün Nebati var, yarın bir başkası olabilir. Dün de başkası vardı çünkü. Yani kurumların, bakanların, bakanlıkların, müsteşarlıkların
hiçbir önemi kalmamış durumda. Yani Merkez Bankası Başkanı'nın bu kadar değişiyor olması, TÜİK Başkanları'nın bu kadar değişiyor, genel müdürlerinin bu kadar değişiyor olması tesadüf değil. Bu çok önemli bir sorun zaten. Yani bu şöyle bir şeyi de beraberinde getiriyor, ciddi bir keyfiyeti beraberinde getiriyor. Evet. Yani aslında Türkiye'de kurumsallaşan keyfiyet kurumsallaşmış durumda. Sıkıntı burada. Türkiye'de kurumlar işliyor olsa, mesela şöyle bir iş olması lazım. Ya Türkiye son 2,5 aydır ne yaşıyor? Çok ciddi bir altüst oluş yaşıyor. Evet. Yani mesela şunun tartışılıyor olması lazım ya. Dolar ya da döviz bu kadar yükselirken bu kadar alçalması bile işin doğasına aykırı. Yani bütün şeyde ekonomik veriler itibariyle de doğasına aykırı ama sistemlerin işleyişinde de doğasına aykırı. Burada normal bir ülkede ne olurdu? Ya bunu bir oturup konuşalım denirdi. Kurumlar bu işi tartışırdı. Diyelim Hazine ve Maliye Bakanı, Ticaret Bakanı, Cumhurbaşkanlığı, muhalefet partileri bunu tartışırdı. Mecliste bütçe daha yeni geçti. Bütçe sürecinde bu işler konuşulurdu. Bütçe geçene kadar bunlarla ilgili ciddi bir tartışma olmadı. Muhalefet açısından da benzer bir şey olması gerekiyordu. Mesela muhalefet partileri yan yana geldi ama muhalefet partileri de bu konuda mesela ortak bir açıklama yapmalıydı bu süreçle ilgili. Yani yalnızca önceki gün gelişmelerle ilgili değil. Türkiye bu anlamıyla bunu aşamadığı sürece bu keyfiyet devam edecek. Yani birileri kendisini sahip, diğerlerini misafir olarak görmeye devam edecek. Mesela Türkiye'nin yani 84 milyon nüfusu muhtemelen 83 milyon misafir statüsünde. Yani ne olup ne bittiğini ancak Recep Tayyip Erdoğan ekranlara çıkıp açıklama yaptığında anlıyoruz. Ama bugün dönüp baktığımızda ki bir takım spekülasyonlar da var, kulis bilgileri deniyor ama kulis bilgisi olarak değerlendirilebilir. Bunun bir biçimde tartışıldığı. Çünkü bir tıkanma var. Yani daha önce de bu işin konuşuldu. Ya kesin. Tabii zaten şöyle bakıyorum. Kararın verildiği de kesin. Çünkü bayağı bir organize bir iş gibi geliyor bana. Çünkü iki ay önceden bu kadar çok faiz kurların yükseleceğini ve yükselmesi için de bir takım politikalar uygulandığı gözüküyor. Ve o iki ay sonra da aniden... Ben işin doğrusu o kadar mühendislik olabileceğini düşünemiyorum. Çünkü bunlar artık mühendislik de yapamıyor. Ama şöyle bir şeyin olduğu kesin. Ya Türkiye'yi deneme yanılma tahtasına çevirdiler. Yani bir deneme yanılma tahtası ve keyfiyet... Fakat bilinçli gibi geliyor bana. Bir finansal mühendislik var işin içinde. Şimdi en basiti Halk Bankası'nın reklamını siz bir günde gece de çekebileceklerini düşünüyor musunuz? Ya mümkün değil. Tabii açıklama yani yaptılar. Belki bir ay uğraştılar o çekimi yapmak için. Çekimle ilgili biliyorsun iddia falan. 2021'in başında çektik diyorlar. Öngörü inanılmaz. Müthiş bir öngörü. Yani tabii ki sadece öngörü inanılmaz değil mi? Sadece o değil aynı zamanda daha önce de yapılan hazırlıklardan söz ediliyor. Peki acaba kimler döviz sattı? Kimler bu işten para kazandı gibi o spekülasyonlar var. Çünkü bir yanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni uygulamayı açıklaması dolarda sert düşüşün nedeni oldu. Muhalefetin gündeminde de var ama muhalefet bir dağınık bir hava yarattı son dönemlerde. Bakalım nasıl bir toparlama olacak onu da konuşacağız zaten. Ve sistemin açıklanacağı önceden bilen kişilerin de hani bizim de söylediğimiz gibi bir gecede servetlerini katladığı iddiası var. Arkadaşlar bir haber toparlaması yaptılar. Onu izleyelim. Tamam. Sonra acaba güzel kimler de buradan vurgunu vurdu diye de soralım. Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözlerle duyurmuştu kur korumalı TL vadeli mevduat sistemini. Ama şunu da söyleyeyim, demin gelirken sordum. En son 1 milyar dolar civarında bir para bozulmuştu Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında bu tarafa. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar 1 milyar dolar bozdurulduğunu duyurmuştu. 1 milyar dolar civarında o gün o gece döviz satıldığından bahsediliyor. Bu dövizleri kim sattı? 18 liradan döviz satıp döviz 12 liraya düşünce her 1 dolarda 6 lira kazanan kimler? Hangi iş insanları? Hangi yandaşlar, hangi bürokratlar, yurt dışından kimler dolar bozdurdu? Kimlerin bu varyasyondan, bu olaydan, bu gizli faizden haberi vardı? 1 milyon doları 18 liradan bozduran, mutlu gözlerinde ışık saçan insan sabah
13 liradan doları geri aldı ve bir gecede 1 milyon dolara olan için söylüyorum 384 bin dolar artı bakiyeye geçti. Bunların gözlerinde ışık var. Yeni uygulanmaya başlanacak kur garantili sistemin önceden kimler tarafından bilindiği ve kimlerin dövizdeki hareketlilikten kar ettiğini meclis gündemine taşıdı Cumhuriyet Halk Partisi. Hazine Bakanı Nurettin Nebati'nin yanıtlaması için soru önergesi veren CHP'li Alpay Antmen, açıklamanın sonuçlarını bildikleri için kimler öncesinden dövizlerini bozdurmuştur diye sordu. Bakıyorsunuz Halk Bankası hemen yarım günde bir reklam piyasaya çıkartıyor. Ve demek ki bu işten haberi olanlar var. Bu işten haberi olanlar, yandaşlar, bazı bürokratlar, bazı yandaş iş adamları büyük bir miktarda gelir elde ettiler ama zavallı halkımız perişan. Erdoğan'ın açıklamasıyla servetlerini bir gecede %30'dan fazla artıran kişiler, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da gündemindeydi. Gelecek lideri yeni uygulamayı dolarla vaftizlenmiş faiz olarak niteledi. Dolarla vaftizlenmiş faiz uygulamasına geçilmeden önce kimler elindeki doları satıp Türk lirası aldı? Bugün iktidar olsam yapacağım ilk iş pazartesi günü kimler dolar sattı, kimler dolar aldı veya son 18 lira çıkarken kimler aldı, kimler sattı? Merkez Bankası Para Politikası Kurulu açıklama yapmadan bir gün önce Hazine Maliye Bakanı'nın kardeşi açıklama yapıyor. 100 bas puan inebilir diye. Ya sen kimsin? Eleştirilerin ardı arkası kesilmedi. HDP'li Garopaylan'ın da gündeminde açıklamanın yapıldığı gece dolar satanların kim olduğu vardı. Dolar 18 liraydı, bugün 12 lira. Dün gece 1,5-2 milyar dolar 18 liradan para satılmış arkadaşlar piyasaya. Kim sattı bu dolarları? Bunları öğrenmek istiyoruz derhal. Ve 18 lira olduğu gece daha Sayın Erdoğan konuşmaya başlarken bu dolarları kim sattı? Kim haberi önceden alıp bu dolarları sattı? Akşam 18'den satılan milyarlarca dolar sabah 11 liradan 12 liradan yerine kondu. Evet, birileri vurgun vurdu. İşin gerçek tarafı kısıtlı mıdır, oldukça kalabalıklar mıdır bilemiyorum ama haberleri olanların hepsi ciddi bir şekilde para sahibi oldu. Zenginliklerine zenginlik kattılar. Diyor ki vatandaşlar, Tunceli Belediye Başkanı asgari ücreti insani yaşanacak bir şekilde yapacağız diyorsa neden bütün bir ülkede yapılamıyor? İnsanların insani bir şekilde yaşamasını sağlamıyor demiş. Bir izleyicimiz, onu işte soracağız birazdan Sayın Maçoğlu'na. Gözüne bakınca Cumhuriyet öncesi işgal kuvvetlerini görüyorum demiş Doğan Göktaş. Avustralya'dan bir mesaj var. Diyor ki bizi yönetenlerin gözlerine bakıyorum, yalan var, dolan var, ayrımcılık var, haksızlık var, hukuksuzluk var, zam var, sömürü var demiş Avustralya'daki izleyicimiz. Gözünüze bakınca yalan tolan, yolsuzluk, biat görüyoruz. Allah ıslah etsin. Atamın kurduğu ülke haram zıkkım olsun. Atamın kemiklerini sızlatıyorsunuz demiş bir başka izleyicimiz. Zenginler rahat uyusun diye paraları garibanın garantisi altında yatlarında rahat geçsinler diye çiftçiler traktörüne mazotu ÖTV ile alıyor. Fakirden al, zengine ver demiş bir başka. Bu da mı gol değil diye eklemiş altına. Günay Sakıoğlu diyor ki ekmek kuyruğundaki insanları, çöpten ekmek toplayan garipleri, ne uğruna öldükleri bile belli olmayan şehitleri, oğluna parasızlıktan pantolon alamayan babanın intiharını görmek istiyorsan gözüme bak ve halkım için nasıl üzüldüğümü gör. İyilik meleği gibi görünüp Don Kişot gibi değirmene kılıçla saldırmanıza gerek yok demiş bir başka izleyicimiz. Evet, mesajlarınız geliyor. Onların hepsini değerlendireceğiz. Ne diyorsunuz, bu bir gecelik zenginlik ya, vurgunu mudur bu? Operasyonu bu mudur, yoksa şimdi, hakikaten ekonomiye derman olur mu, ekonomi sorunu? Ya birincisi de bu bir gecelik vurgun aslında bir biçimde 20 yıldır devam ediyor. Bakın 20 yıldır Türkiye'de hızlı zenginleşenler aslında bu zenginleşme kavramını bile aşan bir şey. Yani kapitalizmin kendi doğası vardır. Kapitalizm, evet, kendi doğası içinde yani yarattığı artı değer
Bu kadar hızlı olamaz. Servetine servet yani katma şeklinde. Şimdi Türkiye'de böyle bir süreç vardı zaten. Müteahhitler bunun tipik örneği. Yani beşli müteahhit örneği tesadüfen verilen bir örnek değil. Uluslararası dünyada da, dünya çapında da bunlar ilk onda yer alıyorlar. Kim zengin etti bunu? Devlet ve belediyeler zengin etti. Nasıl zengin oldular? Üretimin dışında zengin oldular. Evet. Yani hazır şeylerle. Şimdi bu süreçte de, yani bu son operasyon da aslında belki bu noktada işin kaymağına dönüşmüş durumdadır. Yine hatırlatmakta yarar var. Yani bu operasyondan bir hafta önce Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı toplantıda en azından kamuoyuna açık bilgi olarak yansıyan bir bilgi vardı. Neydi o bilgi? Hazine ve Maliye Bakanı bazı iş adamlarına 100 milyon dolar bozdurun demiş. Şimdi bunun bir operasyon olduğu kesin. Yani o anlamıyla da bu çerçevede planlandı. Yani sonuçta haber Erdoğan açıklama yaptıktan sonra sanıyorum 8 civarındaydı, 20 civarındaydı akşam. Yani bir gecede bu kadar operasyon yapılması bu anlamıyla planlı. Ben bunun hem de kamu bankaları işbirliğiyle, yani normal bankaların kapandığı uluslararası alanda açık olsa da Türkiye'deki bankaların kapandığı bir dönemde böyle bir operasyonun bilerek ve isteyerek yapıldığı, planlı yapıldığı kesin. Burada kim zenginleşmiştir sorusu, kim daha fazla parasına para katmıştır sorusunda ben yine de dönüp AKP döneminde zengin olanlara bakmak gerektiğini düşünüyorum. Normal Türkiye'de mevduat hesabı olan insanların bu noktada ciddi bir zenginleşme o şeyi yakalama şansları yok. Yok, fırsatı. Çünkü bilgin yoksa bunu yakalayamazsın. Yalnızca basında, televizyonda bunu duyarak bu hamleyi yapabilmek çok zor. Çünkü en önemli sorun ne Türkiye'nin? Demin şeffaflığı söyledik. Diğer önemli bir sorun var. Güvensizlik. Yani güven duymadığım bir şeyde. İnsanlar niye mevduata yönelir? Niye dövize yönelir? Niye dolar almak ister? Niye euro almak ister? Bir tek nedeni vardır. Türk lirasına güvenmez. Ekonomiye güvenmez. Nitekim öyle bir şey. Yani yükselme düzeyine baktığınızda, kurdaki yükselme düzeyine baktığınızda bu tipik bir güvensizlik örneği. Bu anlamıyla da yani bu Türkiye'de yeni ve daha güçlü bir sermayenin bir daha dar bir elde toplanmasını beraberinde getirdi. O yüzden de Hazine Bakanı biz diye konuşuyor. Mesela biz dediği kim? Aslında bence o grup. Yani o biz dediği çünkü, grup o. Çünkü şu anda bakanların bakın. Erdoğan'ın ve bakanların profiline bakın. Erdoğan bir alyansla başlamıştı 1994'te. Kendisi açıkladığı için söylüyorum. Şu anki bakanlar profili, vallahi Hazine ve Maliye Bakanı iş adamı, Eğitim Bakanı iş adamı, Turizm Bakanı iş adamı, evet. Sağlık Bakanı iş adamı, hastaneleri, okulları... Ticaret Bakanı'nı yani, es geçmeyelim. Tabii Ticaret Bakanı'nı es geçmeyelim. Kaldı ki Ticaret Bakanı deyince de tabii bir önceki Ticaret Bakanı da akla geliyor. Tabii, yani tabii, sonuçta tabii. Kendi devletine dezenfektan satan, mallarını aleni satan, bir biçimde dezenfektan satan yüksek ve para, fiyatla yüksek fiyatla para kazanan bir şey. Bu anlamıyla da kim zengin oldu sorusunda benim ilk aklıma gelen... adı bakan olan ama fiil olarak bakan olmayan Erdoğan'ın atadığı isimler. Bir de bunlar yetmiyormuş gibi çifte maaşla çalışmalı. Ya çifte maaş işin şeyi yani bunlar hiçbir önemi yok yani bunlar açısından çifte maaşın. Çünkü ya Türkiye'de rakamlar şöyle oldu. İki tür şey var. Yani bir gerçekten yoksulluk arttı. Zenginlikle yoksulluk arasında makas açılınca yani rakamlar tahayyül etmek bile zorlaşıyor. Yani şimdi diyelim ki 4.250 lira asgari ücreti konuşurken ya da Bağkur emeklilerin şu anda aldığı para ne? 1600 lira. Emeklilerin aldığı Bağkur emeklilerin 1600 lirayı konuşurken diğer tarafta yani gerçekten insan yan yana getirdiğinde bile inanılmaz rakamların ortaya çıktığı bir tabloda valla bu parayı kim kazanmıştır? Çok net söyleyeyim. MÜSİAD çevresi kazanmıştır. Bakanlar kazanmıştır. Erdoğan'ın son 20 yılda zengin ettiği müteahhitler kazanmıştır. Diğerlerinin kazanma şansı yok. Nitekim zaten rakamlar ortada. Yani kimin ne kadar mevduatı olduğu. Bu iş şöyle bir iş. Yani sıkıntı orada zaten. Sistem o yüzden kötü. Yani ya Türkiye'de yoksulluk artarken böyle ultra zenginlikler ortaya çıkıyor. Evet. Yani dünyadaki gelir uçurum, dengesizliği artıyor ama uçurum. Türkiye'de bu uçurum inanılmaz boyutlara varıyor. Talihsizlik ve sıkıntı sorgulanması gereken, üzerinde tartışmamız gereken şey de şu. Yoksullaşanlar ve bugüne kadar Erdoğan'a o anlamıyla AKP, MHP bloğuna oy verenler de bu politikaları valla işte halay çekerek
kutluyorlar. İlginç, değil böyle mi? De bir resim o var da, yani. O da bir organizasyon işiydi, evet. Sanki. O da bana öyle geldi. Onu da konuşacağız. Zaten o seçimler meselesini de konuşacağız. Hani ekonomiden biraz sıyrılıp ekonominin siyasete olan etkisinden söz edelim istiyorum. Biraz ya da muhalefet. Yani bugüne kadar şimdi normal olarak Türkiye şöyle bir şey, sevgili Zeynep Bey, onu söyleyeyim. Ya şimdi mesela ben iki gündür Türkiye'deki saygın ekonomistleri dinliyorum ya. Yani Türkiye'de gerçekten bu işin hakkını veren, sistem tartışmasından bağımsız olarak da ya söyledikleri alt alta koyduğumuzda aslında bir gerçeği çok net bir biçimde ifade ediyor. Diyor ki kardeşim, bu zengini daha zengin etme işidir. Bu bir soygundur. Bu Türkiye'de yoksulluğu arttırır. Sen bu parayı hazineden vereceksin. Hazine dediğin kardeşim senin benim param ya. Tabii canım. Yani sonuçta Hazine Bakanlığı şeyi değil, yani kasası değil. Erdoğan'ın kasası değil. 84 milyondan toplanan, hem de doğrudan ve dolaylı vergiler üzerinden toplanan paraların, altının, Türk lirasının, dövizin toplandığı yerde. Şimdi böyle bir tabloyu çok net bir biçimde ifade ediyorlar ve ilginç bir şey. Biz de işte burada bile, yani siz günlerdir, ben şu anda dilimiz döndüğünce ya bakın bu iş böyle değil, şöyledir diye anlatmaya çalışıyoruz. Bu kadar çıplak bir şey. Yani bazen illüzyonlar vardır ya, yani sihirbazlar illüzyon yapabilirler. Ama burada illüzyon yapacak bir iş yok. Evet, ama şimdi her halükarda bir Erdoğan'ın tersten çakma işi oldu. Onu tabii. Seçim, belki o siyaseti konuşurken konuşacağız. Hani bunu bunu ekonomistler de öngöremedi. Onu da söyleyeyim rahatlıkla. Yani çevresindeki 3-5 muhalefet partileri de öngöremedi gibi. Zaten muhalefet partisi hiç öngöremedi. Evet. Acaba şimdi bu tersten çakma ya da işte örtülü faiz sistemi Erdoğan'ın ne kadar çok siyaset içerisindeki gücünü arttırabilir? Hani yapılan kamuoyu yoklamalarında acaba farklı olur mu? Onu konuşacağız ama şu memur ve emekli maaşlarından söz ettiniz ya, hani asgari ücrete zam yapıldı ama açıklanan asgari ücret daha gelmeden zaten eridi gitti, yani memur ve emekli zamları zaten henüz daha bekleniyor. Talepler yüksek, tahminler düşük olacağı yönünde. Muhalefet ise asgari ücret ile en azından eşitlenmeli diyor emekli ve memur maaşlarının. Memur Sen'le Erdoğan'da bir görüşme gerçekleştirdi. Birçok izleyicimiz bu görüşmeden neler çıktı onu merak ediyorlar büyük ihtimalle. Memur Sen Başkanı Ali Yalçın'ın yaptığı bir açıklama var. Ek zam talebimizi ilettik dedi. Haberimizi hazırlayalım. Hazırladık. Arkadaşlar hazırladı. İzleyelim, sonra konuşalım üzerinde. Dedik ki asgari ücreti 4000 lira yapın. Asgari ücrete %50 ile tarihimizin en yüksek artışını yaptık. Devlet eliyle 555 lira vergi muafiyeti sağlayıp işverenin yükünün bir kısmını da omuzlayın. Asgari ücreti vergi dışı da bırak. Demek ki neymiş? Muhalefete kulak verildiğinde kıyamet kopmuyormuş. 2022 asgari ücreti 4250 lira olarak açıklandı, ancak milyonların beklediği rakam siyasilerin gündeminden düşmüyor. Çünkü kurda yaşanan dalgalanma türlü müdahalelerle tüm gündemi ekonomiye çevirince asgari ücretle henüz eline geçmeyen zamlı maaşının şimdiden eridiğini düşünüyor. Muhalefetin de kaygısı vatandaşla ortak. Milletimizin bu kazancının ne kadar süreceğinden endişe duyuyoruz. Şimdi bu arkadaşlar belli ki farkında değiller ama kendi elleriyle yol açtıkları yüksek enflasyon yüzünden açıklanan asgari ücret artışı 4 ayda eriyecek. Asgari ücretlere gelince doları karıştırma diyor. Bankada milyonluk Türk lirası mevduatına gelince tamam ben sana dolara göre faiz vereceğim diyor. Asgari ücret tartışması netleşen rakamın da üzerine hala devam ederken şimdi gözler memur ve emeklilere döndü. AKP kulislerinde enflasyon artı %25'lik bir zamdan bahsediliyor. Bu da %35-40 arası bir artışa denk geliyor. Emekli devletten işverenin işçiye yaptığı kadar, yani %50 artış bekliyor. Memurun ise ek zam talebi var. Mesela memurlarımız da toplu sözleşme artışına ve enflasyon farkına ilave olarak aylık ortalama 300 liralık ücret artışı sağladık. Verimliliği arttırmadan yapılan enflasyon sarmalı neticesinde gelen ücret artışları refahı arttırmaz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memursan Genel Başkanı Ali Yalçın'la görüştü. 20 dakika süren görüşmenin sonunda Yalçın Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Ek zam talebimizi aktardık dedi. Kamu görevlilerinin gelir vergisi yükünün kaldırılması, hafifletilmesi yönündeki teklifimizin hayata geçirilmesinden dolayı memnuniyetimizi ifade ettik. Ek zam beklentimizi aktardık. İktidar zam oranlarını verileriyle her ay yeniden tartışmaya açılan Türkiye İstatistik Kurumu'nu baz alarak belirliyor. Muhalefet ise buna tepkili. Maaşlarına kayda değer bir zam bekleyenlerin başında ise emekliler geliyor. Türkiye'de ortalama emekli aylığı 2045, emekli SGK aylığı 2600, esnaf emekli aylığı ise 2700 lira. Memur emeklisi ise mevcut asgari ücretin de altında ortalama 3600 lira maaş alıyor. Bakkal, pazar geziyoruz. Nerede bir ucuz, nerede bir şey var, koşturuyoruz. Yoksa biz geçinemiyoruz yani, emekliyiz. Emeklilerin en düşük maaşlarının asgari ücretin net tutarı kadar olmasını talep ediyorum. Ve muhalefetin bu talebi de olumsuz sonuçlandı. CHP'li milletvekili Ömer Fethi Gürer, en düşük emekli maaşının net asgari ücret tutarında olması talebiyle kanun teklifi hazırlamıştı. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Şu anda emekliler 1500 lira civarında bir ücret alıyorlar. Genelde tüm emekliler yoksulluk sınırının altında maaş alırken açlık sınırı altında emekli maaşı alanların sayısı da her dönem artıyor. İçim, Kur'an'ıma, kitabıma, şundan başka varsa Allah benim belamı versin. Bak bununla da gün görene gideceğim. Bak yemin içim, arkadaşta aldım 10 milyon kahvede demin. Yayan geldim gün görenden bahçeli evlere, orada rampa aşağı yendim. Akşamda bunlarla ekmek alırız. Allah razı olsun. Asgari ücrete yönelik o artırımdan sonra memur ve emeklinin maaşları ne olacak? Gözümüz kulağımız orada. Gördüğünüz gibi vatandaşın beklentisi oldukça yüksek. Ancak umutları da çok fazla yok işin gerçek tarafı. Diyor ki bir izleyicimiz, günaydınlar olsun. Bakanın gözüne bakınca zam görüyorum demiş. Bir başka izleyicimiz diyor ki gözlerine bakılmayacak kadar kötü düşünce görüyorum. Katakulle döndürdüler demiş Ayşe Gülkaya. Bir başka izleyicimiz, bakanın gözüne bakınca milletin ekmeğine nebati yağ sürmüş oldu. Yine biz halktan aldı, zengine verdi. Köprüler, yollar, hastaneler yetmedi. Şimdi bankalarda milyonları olanlara hazine garantisi veriyor. Bizim vergilerimizle üstelik. Bakanın gözlerinde antin kuntin işleri görüyorum demiş bir başka izleyicimiz. Bakan kardeşi 100 bas puanı ineceğini biliyordu. Dolara 18 müdahale geleceğini de biliyor muydu diye sormuş. Herhalde biliyordu. Zor herhalde. Ümit Berkav Akdeniz diyor ki, gavur parasıyla beş para etmez dediğimiz günleri tekrar görmeyi biz de isterdik. Ancak düşüş hakiki olmalıydı. Zira merkebimiz kaybolmasaydı bulunduğunda yaşadığımız sahte sevinç çakılma olmazdı demiş. Bir başka izleyicimize bak. Hadi bakalım akaryakıtta gıdaya kadar her şeyi fiyatlarını da düşürün demiş. Gözüme bak. Oo, bayağı uzun yazmış. Kusura bakma, o kadar uzun yazınca okuyamayacağım çünkü diğerlerine haksızlık oluyor. Günü gelince gece dolar satanlar gece arası evlerinden toplanacaklar. Gidecekleri yer belli demiş. Yusuf Uyumaz'ın mesajıdır bu. Bize ve Necdet Saraç'a merhabalar diyen bir izleyicimiz var. Türkiye bence hangi gazinocular kralı bilemeyeceğim ama çok iyi kumar oynayabilen bir ülke haline geldi. Yazıklar olsun demiş böylelikle izleyicilerimizden biri. Kumarda biliyorsun hep kasa kazanır. Evet, kasa kazanır. Kasa kazanır. Deneme yani. Deneme yanılma yoluyla öğrenme. Bu bir sefer de bunu deneyelim diye sanki başlamış gibi ama ben başından beri düşünüyorum. Bu çok ciddi bir şekilde bilinçli yapılan, birkaç aydan beri bunun üzerine çalışılmış. Finansal mühendislik dahil çalışılmış bir yöntem gibi geldi ya bana. Ya onun olduğu, ya finansal mühendisliğe itiraz etmiyorum. Ancak ben bu iktidarın artık öyle 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık plan yapabileceği kanaatinde değilim. O yüzden bir asla itiraz ettim. Yani bunlar ne söylediler? Mesela Erdoğan ne diyordu? NAS diyordu. NAS'a inanırım, NAS'a göre de faiz haramdır. Faizi düşüreceğim diyordu. Şimdi ve bu politikanın tutmadığını gördüler. Yani sonuçta bunu denedi. Niye? Çünkü Erdoğan kaybettikçe neye sarılıyor tekrar? Yani klasik
kendisi açısından en kullanışlı olan dine bir biçimde referanslar o. Siyaset evet. dilini oraya doğru çevirdi. Ancak yaptığı hamlelerin tümü boşa düştü. Yani bu kadar dalgalanma sonuçta Türkiye'de onlar da gördüler ki çok ciddi bir tepkiyi beraberinde getirdi. Yani alım gücü düştü, sonuçta inanılmaz zamlar devreye girdi. Burada bir finansal mühendisliğin devreye girdiği kesin. Yani ve buna bir müdahale var. Yani şimdi düşünsenize ya şöyle bir tablo var. Yani dün adam diyor ki NAS'a göre ben NAS'a inanırım, NAS'a bağlıyım, NAS'a göre faiz haramdır diyor. Dönüyor aynı isim. Ertesi gün diyor ki mevduat getirisini kullanacağız. Mevduat getirisini uygulayacağız diyor. Mevduat getirisi dediğin faizin ötesinde bir iş gerçekten. Evet. Faizin dik alası. Şimdi ama bunun bile bir alıcısı olabiliyor. Burada bir hesabın olduğu kesin. Yani çünkü Erdoğan açısından bir tek kriter var. Erdoğan bugün kendi geleceğini Türkiye'nin geleceğiyle eşitlemiş durumda. Yani beka dediği kendi geleceği. Ya ve Erdoğan şunu çok iyi biliyor ki iktidarda tutulamazsa çok ciddi bir sıkıntıya girecek. Yani iktidarda tutulması gerekiyor. O yüzden de bu tür hamleleri yapıyor. Erdoğan'ın şöyle bir özelliği var gerçekten. Yani o genel özelliğini hepimiz artık ezbere biliyoruz. Yani asla bir olumsuzluğu üstlenmeme, öz eleştiri yapmama. Evet, olumluluk hep kendisinin. Olumsuz bir durum ortaya çıktığında başka mutlaka olur. Dış güçle devreye giriyor. Mutlaka faiz lobisi devreye giriyor. Böyle bir şey. Yani 128 milyar dolar da sorumluluğu tamamen o dönemki başbakana evet. ve kendi damadına attı. Ben Cumhurbaşkanı, ben yoktum İnanılmaz dedi. İnanılmaz bir şey gerçekten yoktum değil mi ya? Yani. Ya böyle bir şey yani. Ama bu bile kendi seçmen kitlesine Türkiye'de bir alıcı buluyor yani. Çok ciddi. Evet. Ya normal olarak mesela şunun sorulması gerekmiyor mu? Yani kardeşim sen madem dövizin kuru bu kadar düşürecektin ki kurun düşmesi Türkiye'nin lehinedir. Yani o anlamıyla döviz kurunun yükselmesi Türkiye ekonomisinin aleyhinedir. Derece derece hepimizi ilgilendiren bir şeydir. Madem düşürecektin bu hamleyi daha önce niye yaptırmadığını soracaklarına bugün bayram havasındaki AKP kurmayları, gazetecileri, yandaş medya, bir takım isimler neredeyse Durmuş Yılmaz'ı linç edecekler. Evet evet. Yani niye Durmuş Yılmaz eski Merkez Bankası ki biliyorsun Erdoğan da konuşmasında isim vermeden Durmuş Yılmaz'ı hedef aldı. Yani Durmuş Yılmaz'ın söylediği son derece net yani. Bu noktada bir sıkıntı yok ama böyle bir sistem kurmuş durumdalar. Ya bu sürdürülebilir mi? Bu sürdürülebilir bir iş değil ama Türkiye ilginç bir iş. Ülke gerçekten. Hı hı. Yani bir yandan planlı da olsa yani adam şunu mesela sorgulamak istemiyor ya planlı bile olsa. Ya kardeşim bırak geçmişe de gitmiyorum ya hadi 2001'de şöyleydi 2002'de böyle demiyorum ya. 2021 başındaki doların kuruyla 2021'in bugün 23 Aralık dolar kuru 12.50 mi? Yani o civarda olduğunu varsayalım. 11.63 galiba. Evet. Şimdi 11.63 de olsa... Sonuçta arada 4 liralık bir fark var. Tabii. Normal sorgulaman gereken nedir? Ya kardeşim tamam 17-18'den şuraya çektin ama bu niye böyle oldu? Sen buna müdahale edebiliyorsan dün niye müdahale etmedin sorusunun sorulması gerekiyor. Şimdi buradan siyaset bölümüne geçelim çünkü doğru bir o soru. Şimdi acaba ekonomik krizler, yaşanan sıkıntılar, fakirleşen, fukaralaşan halkın durumu, sıkıntıya düşen durumda halk kendisini alternatif olarak gördüğü muhalefete mi sarılır? Yoksa hala o devletin gücünü arkasında hissettiren iktidarın o gücüne mi sarılır? Şimdi sıkıntılı dönemlerde güce sarıldığını vatandaşları biliyoruz. Yani tek bir soru aslında, tek cümle ekonomik sıkıntılar iktidarlara yarıyor mu? Ya ekonomik sıkıntılar iktidarlara yaramaz. Yani ekonomik sıkıntılar sonrası iktidarlar irtifak kaybeder. Şu anda da Erdoğan irtifak kaybetmiş durumda. Yani bakmayın bu yaratmaya çalıştıkları o hava bir illüzyon. Yani şu anki hava bir illüzyon. Evet. Yani bunun sürdürülebilir ve devam edebilirliği mümkün değil. Ama Erdoğan açısından bir tek kriter var ya. Zamana oynuyor Erdoğan. Zamanı ne kadar uzatabilirse o kadar işine gelecek. Yoksa AKP iktidarı aslında siyasal olarak bana göre 2017'de bitti, 2018'de bitti. Siyasal dönemini kapadı. Söyleyebilecekleri hiçbir yeni şey yok. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye bize sundukları, empoze etmeye, dayatmaya çalıştıkları iş de fiil olarak bitti. Ama Erdoğan sonuçta, yani onu görmemiz lazım.
Türkiye siyasal tarihinde, Cumhuriyet tarihindeki en uzun süreli siyasal iktidarın temsilcisi. Evet. 20 yıl ya. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün siyasal iktidarının ömrü 15 yıl. 1923-1938. Tabii. Şimdi bu çok önemli. Bu şöyle bir şeyi beraberinde getiriyor. Başka bir aidiyet yaratıyor. Yani Erdoğan'ın aldığı oylara baktığımızda, yarattığı o çevreye aidiyet, baktığımızda. Aidiyet duygusu. Ya, bir aidiyet duygusu var. Bir kere bunu görmek lazım. Ciddi bir süre. Ya, düşünsenize. Bir de tek adam otoritesi olması nedeniyle de devletin bütün kurumlarını elinde bulunduran o gücü sürekli olarak vatandaşa evet, gösteriyor. Bu, evet. Bu önemli. Ve orada yani demokrasinin olmadığı durum. Son derece anlaşılır bir şey ve bu yani öyle çok sıradan bir iş değil. Yani bugün siyasal İslamcıların Erdoğan'ın ve benzerlerinin Cumhuriyet döneminde hesaplaşmaya yapmaya çalışmalarının arka planında bile bu var. Yani 20 yıllık bir iktidar da olmalarına rağmen böylesine bir şey yok. Şimdi pragmatist oldukları kesin, makyavelist oldukları kesin, kurnaz oldukları kesin. Ama bunların tümünü gerçekten zamanla oynamak istedikleri için yapıyorlar. Zaman kazanmaya çalışıyorlar. İşin bir şeyi bu gerçekten. Ya diğer boyutu şu, yani asıl bence biraz onları tabii bizim konuşuyor olabilmemiz gerekiyor. Diğeri şu, normal olarak ekonomik kriz Cumhur İttifakı'na, iktidar blokuna oy kaybetti. Kamuoyu araştırmalarına da yansıyan buydu. Ama ekonomik krizin ötesinde insanlarda bir siyasal arayış vardı. Siyasal arayış 2019 yerel seçimlerinde kendisini gösterdi. Yani ittifakın da bir neticesi olarak İstanbul, Ankara, Adana gibi, Antalya gibi büyük şehirlerin alınmış olması, 11 büyük şehrin alınmış olması insanlarda aslında bir değişim isteğini de ifade ediyordu. Değişim isteği giderek güçlendi ve muhalefet belki de son 20 yılda ilk kez bir psikolojik üstünlük yakaladı, moral üstünlük yakaladı. Bu evet. Son derece önemliydi. Ekonomik krizle birlikte ki bu iktidarın ekonomiyi düzeltebilme şansı yok. Ekonomik krizle birlikte aslında muhalefetin bu psikolojik üstünlüğü çok daha yukarılara taşındı. Erdoğan'ın son hamlesiyle birlikte Erdoğan siyasal gündemi, siyasal alanda moral üstünlüğü yakalamak için de böyle bir hamleyi yapmış gözüküyor. O yüzden de özellikle yandaş medyada, kendi yaptığı konuşmalarda, dünkü grup konuşmasında yaptığı iş bunu sürekli pompalıyor. Şimdi burada belki bizim yani daha sakin ve sağduyulu bir değerlendirme yapmamız lazım ve buna esas itibariyle de CHP başta olmak üzere muhalefet partilerinin yapıyor olması lazım. Peki, bir iki dakikalık vaktimiz öyle var şu mi? Anda. Şeyi soracağım. Muhalefetin, daha doğrusu belki Millet İttifakı'nın ve diğer partilerin diyelim şu aşamada sadece ve sadece ekonomik sıkıntıları ön plana çıkararak siyaset yapmaları yeterli mi? Yeterli değil. Şu bakın. Andaki yani yapmaları gereken şu anda nedir onun dışında? Çünkü bir anlamda şey o, imajı çıktı. Hani memleket batıyor yaşasın Erdoğan gider. Gitmez siyasette sonuçta. Yani kitlelerdeki değişim dalgalarının temel şeyi hayaldir, inanmadır, güvendir, sahiciliktir. Yani siz inandırıcı ve sahici olursanız, bir hayal yaratırsanız, evet ya bunlar yapabilir, hayal yaratabilirseniz bu olur. Bunun için de ekonomik veriler, Türkiye'de öyle bir yanılgı var muhalefette. Ekonomik vurguları yaparsak etkileriz. Hayır, insanlar bir siyaset geleceğine, bir siyasi geleceğe, bir umuda, bir hayale yönelirler. Esas itibariyle oyu ona verirler. Onu Şili'de 35 yaşındaki bir öğrenci liderinin bir faşiste ya da faşizan eğilimli bir güce karşı kazanmasının en önemli nedeni o ya. Tabii canım. Siyasal bir umudu veriyor. Bakın Erdoğan açısından da öyle. Yoksullaşanların Erdoğan'ı desteklemesi siyasal umutla ilgili, siyasal inançla ilgili. Muhalefetin kendisini siyasi olarak inandırması lazım. Yani kardeşim bu ülkede demokrasi olursa, bu ülkede hukuk olursa, bu ülkede insanlar arasındaki ayrımcılığı sona erdirirsek bu ülke düzelir demesi lazım. Bu da bir siyasal yaklaşımdır. Yani şu yetmiyor. Ben, onlar 4000 lira veriyor, ben sana 5000 lira vereceğim. Onlar 500 lira veriyor, ben sana 1000 lira vereceğim de insanları ikna etmek mümkün değil. İnsanlar sonuç, siyaset öyle dönüyor çünkü. Evet, siyasetin kendi doğası bu. Siyaset, ben evet ya Zeynel Lüle bu süreci götürebilir. Zeynel Lüle olduğumda ben bir başka Türkiye konuşabilirim. Yani mesela o anlamıyla da muhalefetin göstermesi gereken şey şu.
İktidar bizi yoksulluğa alıştırıyor, yoksulluğu tartışıyor. Evet. Muhalefetin bize şunu söylemesi lazım ya, devletler insanların yoksulluğunu tartışmak için yoktur. Devletler insanların refahını sağlamak için vardır. Refah devleti sağlarsak bu ülke normalleşir diyebilmesi gerekiyor. Çok teşekkürler Necdet Sarıç. Bu arada Gazete Pencere'de...